Akıllı Piksel'den merhabalar. Bu hafta e-posta hizmetleri ile ilgili eğitim içeriğimizde Pop3 Mail kurulumu nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bu konuda çok sayıda içerik yayınımız olacak. Kanalımıza abone olarak yeni yayınlanacak videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bu videoda sizler için örnek bir Pop3 kurulumu yapacağım. Nasıl bir e-posta hizmetine yönelik kurulum yaptığımdan bahsedeyim. Güzel hosting firmasının sunucularında faaliyet gösteren ve Roundcube web mail üzerinden erişim sağladığım e-postam için Outlook üzerinden POP3 kurulumu gerçekleştireceğim. Kurulum yapacağım e-postam bir alan adına aittir ve hosting firması üzerinden açılmıştır. Outlook mailimizi açalım ve ayarlara tıklayalım. Hesapları yönet seçeneği ile ilerliyoruz. Hesap ekle kısmından devam edelim. Açılan pencerede en altta yer alan seçeneğe gidiyoruz. Gelişmiş kuruluma tıklıyoruz. İnternet e-posta bölümü üzerinden ilerleyeceğiz. Burada e-postanızı web tarayıcısından görüntülemenize izin veren POP veya IMAP hesapları yazmaktadır. Buraya tıklıyoruz. POP3 kurulum yapmak istediğimiz e-postamızı giriyoruz. Kullanıcı adımızı da giriyoruz. Arkadaşlar buradaki kullanıcı adı dediği kısım şudur. Hostinginize ait web mail üzerinde e-postanızı hangi kullanıcı adıyla açıyorsanız onu gireceksiniz. Parolanızı e, yine aynı hosting üzerindeki mailinizi açarken kullandığınız parola olarak girin. Hesap adı dediği alanda özellikle girilmesi gereken bir bilgi yoktur. Dilediğiniz gibi hesabınızı adlandırabilirsiniz. İletilerinizi bu adı kullanarak gönderin kısmında ise karşı tarafta mailinizi nasıl görecekler bu durum onu ifade ediyor. Adınız soyadınız olabilir ya da önce soyadınız sonra adınız gözükebilir veya işletmenizin, kurumunuzun adı olabilir. Dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Gelen e-posta sonucusu kısmını mail.alanadınız.com olarak doldurabilirsiniz. Örnek vereyim. mail.apixel.com. Yani baş tarafta mail yazacak, mail. yazacak, sonrasında alan adınız yazmış olacak. Eğer burayı anlamadıysanız hosting firmanıza destek bildirimi oluşturup kendilerine pop mail kuracağınızı bunun için gelen e-posta sunucusu ve giden SMTP e-posta sunucusu bilgilerine ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Onlar anlayıp zaten direkt bütün bilgileri sizlere vereceklerdir. Peki bunun dışında nereden görebilirsiniz? Ee, hosting firmanızın web sitesine girdiğinizde ürün ve hizmetler bölümünden size ait hosting hizmetini bulup yönet dediğinizde karşınıza gelen ekranda kontrol panelinizi görürsünüz. Yüksek ihtimal ya cPanel ya da Direct Admin paneldir. Hangisi varsa ona tıklayınız. Yani kontrol panelinizi açın. Yukarıda adres satırında sizin sunucunuz yazar. Direkt sunucunun adını da buraya girebilirsiniz. Sırada hesap türü var. Popüç 3 kurulum mu, IMAP kurulum yapacaksınız? Bunun kararını verip tercihinizi yaparsınız. Arkadaşlar bu noktada bilmeniz gerekenler de var. Yani aslında en önemli kısım burası. Ben size popüç ve IMAP mail arasında Bilgi sahibi olmanız gereken en önemli 4 noktayı belirteyim. Sonra yine tercih sizindir. E-posta saklama konusunda Popüç cihazınızda saklar. IMAP sunucuda saklar. Senkronizasyon konusunda Popüç'te senkronizasyon yoktur. IMAP'te tüm cihazlarda senkronizasyon vardır. Erişim konusunda Popüç tek cihaz için geçerlidir. IMAP çoklu cihazlar için uygundur. İnternet bağlantısı konusunda POP3 internet olmadan çalışır, IMAP internet gerektirir. Bu çerçevede ihtiyacınız olan hangisi ise onu tercih edebilirsiniz çünkü ikisi de farklı amaçlarda fayda sağlamaktadır. Giden SMTP e-posta sunucusundayız. Yukarıda az önce buradan da bahsetmiştim zaten. Yine söylediklerimin aynısı geçerli. Altta yer alan seçeneklerin hepsi işaretli olsun. Oturuma maça tıklayıp bekliyoruz. Mail kurulumumuz tamamlandı. Şimdi sonucu ile iletişim kurarak mailleri bilgisayarımıza indirmeye başlıyor. Eğer kurmuş olduğumuz popüç maili bilgisayarınızdan kaldırmak istiyorsanız da Outlook'ta ayarlar kısmına gelerek hesapları yönet seçeneğine giderek burada ilgili hesabınızı seçin. Ve açılan pencerede hesabın sil yer alıyor. Bu şekilde kurduğunuz popüç maili kolayca kaldırabilirsiniz. Arkadaşlar destek vermek için abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Bizler de sayenizde bir adım daha ileri gitmiş oluruz. Önümüzdeki hafta yeni bir eğitim videosu ile yine sizlerle beraber olacağım. Bildirimleri açarsanız videomuzdan da haberdar olabilirsiniz. Akıllı Piksel topluluğuna sizler de katılarak detaylı eğitim içeriklerimizden faydalanabilirsiniz. Yorum kısmından da konuyla alakalı soracağınız her soruya da mutlaka dönüş sağlanacaktır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.